Merhabalar dostlar, hisselerimi tanıtmadan önce hemen hızlıca bir şekilde borsa endeksinin arkadaşlar direnç ve desteklerini saydıktan sonra bir Fibonacci çizgisinin çizilmeye kaçık bir dakika içerisinde bunları anlatayım. Ondan sonra bir dakika sonra hemen hisselerimize geçelim. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar mevcut direncimiz şu anda 49.39 arkadaşlar bizim için direnç vazifesini görecek bölge. Bu bizim için arkadaşlar yükselebildiği en yüksek bölge olarak düşünebilirsiniz bunu. Çünkü en son ne zaman görmüş bunu baktığımız zaman 24 Kasım'da görmüş gibi gözüküyor. Altında arkadaşlar destek olarak 4442 ve 4296 olarak da gözüküyor. Bir desteğimiz var gözüküyor. Daha da aşağıda arkadaşlar 3877. Burada en önemli desteğimiz arkadaşlar şu aşamada 3877'nin az bir şey üzerinde olan 50 günlük ortalama 3921. Yani 4000'e kadar arkadaşlar bir destek 4000 bizim için kritik bölgesi olarak kritik bölge olarak karşımıza çıkıyor diyebileceğimiz bir yer. Şimdi bir de Fibonacci çok değerlendirmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi eğer ki buranın tepe noktası olduğunu düşünürsek hemen şöyle arkadaşlar yükselişin başladığı bölgede hemen Fibonacci olarak baktığımız zaman Fibonacci olarak destekler arkadaşlar 4528, 4212 ve 3991. Burada aslında hemfikir olduğumuz bölge 3900'de arkadaşlar yani yaklaşık 4000'li arkadaşlar 3877 arası iyi bir destek. Niye? Burada hem 50 günlük ortalama var, hem fiyat desteği var, hem de Fibonacci desteği var. Bunlara dikkat etmek lazım diyorum ve hemen hisselerimizi tanıtmaya başlıyoruz. Sıradaki videomuz Güler Yatırım Holding AŞ. Güler Yatırım Holding AŞ'yi en son baktığımız zaman ne zaman tanıtmışız şöyle bir kontrol edelim. En son 30 Ekim'de tanıtmışız. Peki 30 Ekim neresi? 30 Ekim bir kontrol edelim. 30 Ekim, 29 Ekim tabii 28 Ekim olacak. Çünkü 29 Ekim tatil, 30 Ekim'de cumartesiye denk geldi diye hatırlıyorum veya pazara. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman fiyatımız zaten kapanış fiyatımız 3.87 olarak karşımıza çıkmış. Ve 3.87'den sonra arkadaşlar bakıyoruz ne yapmış? Hisse de desteğimizi almış 3.70. Direncimiz 4.17 soldan gelen bir direnç. Bir işe yaramamış. Çanaktan gelen bir direnç. Biraz işe yaramış gibi duruyor. Ondan sonra arkadaşlar hedeflediği bölge şu anda neresi? Fibonacci seviyesinlere takılmış biraz. Baktığın zaman şurası arkadaşlar şu bölgede takılmış gözüküyor. Ve çanak tarafından şu anda hedeflediği bölge kaç? 10.13 olarak karşımıza gözüküyor arkadaşlar. Bu da bizim için olumlu bir yer. Yani hala potansiyeli var anlamında. Peki diğer hedeflediği bölge 15.06 olarak da karşımıza çıktı gözüküyor. Şimdi bu hedefleri söyledikten sonra hemen bakalım mevcut destek ve dirençlerimizi bir güncelleyelim nedir ne değildir diye bakalım. Şunları ilk önce bir silelim arkadaşlar. Hemen ondan sonra diğer desteklerimizi de kontrol etmeye başlayalım. Şimdi mevcut arkadaşlar belli bir direncimiz yok. Sadece dediğimiz gibi şuradaki Fibonacci seviyelerinden bakabileceğimiz dirençlerimiz var. Şu aşamada ilk direncimiz, yakın direncimiz gördüğümüz kadarıyla hemen 10.13 civarı gözüken bir direncimiz var gözüküyor. Akabinde yukarıda bir tane direncimiz var arkadaşlar. O da baktığımız zaman 15.06 gibi bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bunu hemen bir aşağı alalım. Ondan sonra buraya da bir direnç çizmeye çalışalım arkadaşlar. Bu da elimizin altında bulunsun. 14.90 denk getirebilsek evet şurası diyeceğimiz 15.06 bizim için direnç pozisyonunda gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntüyle rahatlıkla bakabiliriz. Hemen şunları yapalım. Şimdi bunun dışında başka mevcut duruma baktığımız zaman destek olarak da karşımıza hemen baktığımız zaman arkadaşlar 6.34 desteğimiz var. Biraz daha altında 5.93 desteğimiz var. Onun altına baktığımız zaman da en yakın destek 4.48 diyelim. Şu alttaki destekleri komple temizleyelim. Biraz kalabalığını azaltalım. Bu şekilde bir görüntü karşımıza çıktı. Hemen Ichimoku Bollinger Bandı olarak değerlendirmemize başlayalım. Ichimoku Bullet'una baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için gayet iyi. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıktı. Şimdi ağız kısmına baktığımız zaman yukarı yönlü bir hareket mevcut gibi gözüküyor. Bu da bizim için olumlu. Burada da bir sıkıntımız yok. Üst tarafa baktığımız zaman üst tarafta da yukarı yönlü bir hareket gözüküyor. Yani hem alt sınırın hem üst sınırın yukarı yönlü olması bizim için olumlu. Zaten orta vade yeşil olmasından dolayı da olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Gelin arkadaşlar Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 5.70, fiyatımız 8.06. Bakın 5.70 tam da burası şu siyahla kırmızı çizgi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun üzerine kapatması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Şunu hatırlatmakta fayda var. Bakın Bollinger bandının dışına çok fazla sürtüşüyor arkadaşlar. Düzeltmesi biraz sert olma ihtimali var. Aklınızda bulunsun diye söyleyelim.
Hacme baktığımız zaman arkadaşlar hacim dip noktasına, şu fiyatın dip noktası olduğunda 3 milyon 200 bin notmuş. Şu anda baktığımız zaman da 11 milyon not. Evet, şu yükselişi oldukça iyi destekliyor ama ikinci yükseliş kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar hacimde cılızlaşma söz konusu. Baktığınız zaman bakın şu tepe noktasında hacimler 12 milyon notlardayken şu anda baktığımız zaman günlük 8 milyona kadar düşmüş. Dikkatli olmakta fayda var ama hacimde yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar GİMAT Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'ye. Bunu da en son baktığımız zaman 30 Ekim'de değerlendirmişiz. Peki 30 Ekim'den beri neler olmuş? Şöyle bir bakalım. 30 Ekim'i bulmaya çalışalım arkadaşlar. 28 Ekim tam da şurası bakın. Burada bir direncimiz varmış. Direncimiz 4.74'müş. Direncimizi zorlamış arkadaşlar. Tekrar aşağı bir alta sarkmış. 4.54 ve 4.19 direncine bir yolculuk başlamış ama hisse şu an hızlı bir şekilde yukarı atmış. Nereye gitmeye çalışıyor? Anladığım kadarıyla arkadaşlar şuradaki mavi trend, yani kanalın mavi çizgisine devam etmeye çalışıyor. Buradaki direncimiz kaç? 5.80'ler civarı bir rakam arkadaşlar. Bizim için hedeflediği bölge olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Bunun dışında hemen bakacağımız neler var? Destek ve dirençlerimizi belirlemek için aşağıdakileri bir silelim arkadaşlar. Biraz sadeleştirelim ve güncelleyelim hemen. Şunları hızlıca bir bakmaya çalışalım. İlk önce mevcut direncimize bakalım. Mevcut direncimiz arkadaşlar şurada 5.56 sayısal anlamda. Destek olarak da baktığımız zaman 5.13 desteğimiz var gibi gözüküyor. Biraz daha aşağı baktığımız zaman da 4.27. Son bir destek daha yapalım arkadaşlar. 3 tane destek bizim için yeterli. 3.96 bizim için destek vaziyetlerini gören yerler olarak karşımıza çıktı. Genel görüntü bu. Burada aslında dediğimiz gibi şu kanalı takip etmekte fayda var. Yani alış ve satışlar için üst tarafa gittiğinde satılabilir. Alt tarafa geldiğinde alınabilir mi? Alınabilir diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani kârdaysanız bu tür kademeli alım ve kademeli satımları göz önünde bulundurmanızda herkes için fayda vardır diye düşünüyorum. Gelelim arkadaşlar Ichimoku bulutuna. Ichimoku bulutu bizim için ne diyor? Ichimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil, yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımızda durdu diyebiliriz. Peki kısa vadeli olarak ağız kısmına baktığımız zaman ne görüyoruz? Ağız kısmına baktığımız zaman arkadaşlar alt taraf yatay hareket etmek istiyor. Üst taraf yukarı eğimli olarak hareket etmek istiyor. O zaman diyeceğimiz yatay yukarı yönlü bir hareket bizim için olumlu ve yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar Bollinger bandına. Şimdi Bollinger bandının orta noktası 4.88 arkadaşlar. Fiyatımıza baktığımız zaman fiyatımız kaç? 5.21. 4.88'in üzerine kapattığı için arkadaşlar ki 4.88 şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun üzerine kapattığı için bizim için olumlu. Yükseliş trendini desteklediğini buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar birçok hissede olduğu gibi bu hissede var. Bakın Bollinger bandının dışını çok zorluyor arkadaşlar. Bu Bollinger bandının dışını çok zorluyor olması demek bir düzeltme hareketinin sert olma ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Bu da takip edilecek bölge olarak karşımıza bulunsun arkadaşlar. Görüntü olarak baktığımız zaman evet yukarı yönlü bir hareket var ama soru işareti olan da bir bölgemiz var. Dikkatli olmakta fayda var. Neticede arkadaşlar Ichimoku ve Bollinger bandı olumlu diyebiliyoruz. Ve gelelim hacmimize. Şimdi bakın hacmin düşük olduğu bölgede fiyat da kaçmış? Fiyatımız 3.10'lardaymış arkadaşlar. Hacimimiz de 4.200'müş. Hacim yukarı doğru çıkıyor. Kaça kadar çıkıyor? 3.10'lardan çıktığı 5.20 hemen hemen %66-60 gibi gözüküyor. Peki hacimimize baktığımız zaman fiyat %66-60. Hacme baktığımız zaman da 4 milyon 400 bin notlardan 7 milyona kadar çıkmış. Bu da hemen hemen artış var gözüküyor arkadaşlar. Bu da evet yükseliş trendini destekler vaziyette bir hacmi karşımıza çıkarıyor. Olumlu yükseliş trendini desteklerinden çok rahatlıkla bahsedebiliriz. O zaman ne diyeceğiz? Ichimoku, Bollinger ve hacim üçü de yükseliş trendini destekliyor GİMAT Mağazacılık Sanayi'de. Ve gelelim Gürsel Turizm ve Taşımacılık Servis Hizmetlerine baktığımız zaman arkadaşlar 30 Ekim'de en son tanıtmışız. Peki 30 Ekim'den beri neler değişmiş? Şöyle bir bakmaya çalışalım. Şimdi daha önce sol taraftaki bir tepe noktası varmış. Tepe noktasının aşağı doğru kendini salmış ve ondan sonra yukarı doğru atmaya karar vermiş gibi gözüküyor. Burada baktığımız zaman evet yani mevcutta zaten bir dirençle karşılaşmış burada. Ondan sonra hızlıca bir şekilde yukarıya doğru gitmiş. Buralar arkadaşlar bir defa şunları hemen şöyle bir silelim. Buradaki işimiz bitsin. Buradaki de işi bitti arkadaşlar. Mevcut trend artık bir işe yaramayacak. Desteğimize şu aşamada kendini güncelleme ihtiyacı gözüküyor gibi duruyor. Bakalım şöyle arkadaşlar hemen ilk önce bir direncimize bakalım. İki defa da denemeye çalıştı ama geçemedi. 19.94 bizim için direnç vazifesini görüyor. Alt tarafa baktığımız zaman aslında şurası daha bir sağlam ama şöyle bakalım. Evet. Şurası arkadaşlar 17.16 bir desteğimiz var. Bir de aşağıda baktığımız zaman 16.16 diğer bir desteğimiz 26'da diğer bir desteğimiz olarak karşımıza çıkıyor. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. 3 tane destek bizim için şu aşamada yeterli. 14.15'te diğer bir destek olarak karşımıza çıktı. Ne baktık o zaman? 19.94 direncimiz.
17.16 desteğimiz, 16.26 desteğimiz ve 14.15'te diğer bir destek olarak karşımıza çıkıyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen gelelim arkadaşlar Ichimoku Boringer ve Hacim Murat'ı değerlendirmemize. Ichimoku butonuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu arkadaşlar. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza durdu diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Orta vadeli bir yorum arkadaşlar. Kısa vadeli olarak baktığımız zaman alt sınır aşağı düşmek istemiyor. Üst sınıra baktığımız zaman yukarı doğru çıkmak istemiyor. O zaman diyeceğimiz yukarı yönlü bir hareket beklemedikten sonra, düşüş hareketi beklemedikten sonra kısa vadeli için konuşuyorum. Yatay hareket de bizim için olumlu diyebileceğimiz. En azından para kaybetmiyoruz. Yani düşüş trendini veya fiyatın düşeceği anlamına gelecek şu anda bir durum söz konusu değil kısa vadeli olarak. Zaten Ichimoku'nun kendisi de yükseliş trendini destekliyor. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok diye rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ve gelelim arkadaşlar Bollinger bandına. Bollinger bandı bize ne diyor? Bollinger bandının orta noktası 16.89. Fiyatımıza baktığımız zaman arkadaşlar fiyatımız kaç? Fiyatımız da 18.54. Yaklaşık olarak da %10-15 gibi üzerine kapatmış. Bu da bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki burada baktığımız zaman arkadaşlar başka bir işlem görebiliyor muyuz? Şimdi bakın Bollinger bandının dışına çıkmış. Oradan sonra yataya vurdurmaya başlamışlar. Burada arkadaşlar eğer ki hacimle destekliyorsa bu işin tadından yenmez ama işte hacimle desteklemiyorsa ufak da olsa bir sıkıntımız var deme ihtimalimiz var gibi gözüküyor. Ama şu an arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası olan 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine kapatması bizim için olumlu. Ha Bollinger bandının orta noktasının hikmeti nereden geliyor arkadaşlar? Bu 20 günlük hareketli ortalama az önce bahsettiğim gibi iyi bir destek ve iyi bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bakın şurada destek, şurada hemen hemen direnç olan bir bölge. Yani buralar arkadaşlar bunun önemini buradan getirtiyor. Yani 20 günlük hareketli ortalama Bollinger bandının orta noktasını oluşturuyor. Ve gelelim hacim arkadaşlar. Hacim bizim için ne diyor? Bakın yükselişe başlamadan önce şuradan bahsedeyim isterseniz. Yükselişe başlamadan önce ortalama 3 milyon notlardayken yükselişin devam etmesine rağmen 2 milyon notlara düşmüş. Yani yaklaşık %30-35 civarında bir kaybı var gözüküyor. Ama fiyatlara baktığımız zaman arkadaşlar şu bölgeydi yanlış hatırlamıyorum. Evet şurada baktığımız zaman fiyat 8'lerden 19'a. Fiyat 2 katına çıkması çıkarken hacim de %30 değer kaybetmiş gibi gözüküyor. Bu da bizim için şu aşamada olumsuz. Yani Ichimoku olumlu, Bollinger olumlu. Hacim olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat da arkadaşlar biraz köpüklü gibi gözüküyor. Dikkat etmekte fayda var. Ve gelelim arkadaşlar Batı Söke Çimento Sanayi. Şimdi Batı Söke Çimento Sanayi'de durum nedir? Hemen şöyle bir bakalım. 30 Ekim'de arkadaşlar en son bunu değerlendirmişiz. 30 Ekim'den beri neler olmuş? Şöyle bir kontrol edelim. İlk önce bir 30 Ekim bulmaya çalışalım. 30 Ekim arkadaşlar tam da neresi? Şuraya bakmaya çalışalım. Evet 30 Ekim. Arkadaşlar 30 Ekim, 28 Ekim pardon 30 Ekim tatil olduğu için 28 Ekim verisine göre değerlendirmişiz. Arkadaşlar şu yeşil mum bizim için değerlendirdiğimiz noktaymış. En son değerlendirdiğimiz nokta. Burada bir direncimiz varmış 4.08. Direncimiz arkadaşlar biraz yakınlaşmış. Burada baktığımız zaman 4.01'e kadar çıkmış. Yani %1.5 altına kadar yaklaşmış ama ondan sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde yukarı çıkmış. Ve baktığımız zaman nereye gelmeye çalışıyor? Gelebileceği noktayı da zaten kendisi direnç olarak değerlendirmiş. Şu anda ilk etapta gelebileceği nokta karşımızda 5.34 gibi bir rakam. Akabinde baktığımız zaman arkadaşlar 7.40 gibi bir rakam çıkaracak. Fibonacci'nin diğer seviyesi olarak. Bunlar da bizim için destek mahiyetini, direnç mahiyetini gösterecek durumlar. Yani direncimiz 5.34 ve akabinde 7.41 olarak karşımıza çıkıyor diye rahatlıkla söyleyelim. Ve gelelim arkadaşlar Ichimoku Bollinger hacim olarak değerlendirmeden önce mevcut destek ve dirençlerimizi zaten belirledik ya desteklerimizi de belirleyelim. Bir defa şu aşağıdakileri bir temizleyelim arkadaşlar. Buradakiler artık bizim için şu aşamada bitmiştir diye rahatlıkla söyleyelim. Şimdi şu trende de bakalım. Trend gayet güzel çalışacak gibi duruyor. Aşağıda yeni bir trend oluşumu olabilir mi? Yani şuradan da arkadaşlar şöyle bir yeni trend oluşumu çizilebilir mi? Çizilebilir diye düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman evet. Şu aşağıdan biraz yanaştırdık da tamam. Ve siyah da yaptık mı daha da böyle tadından yenmez hale gelecek. Mevcut trend desteği de arkadaşlar bu şekilde karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz. Şimdi bunun dışında başka neler var? Destek olarak, sayısal destek olarak da verebileceğimiz yerler var. İlk desteğimiz arkadaşlar en yakın desteğimiz olan 4.59 olarak karşımıza çıkıyor. Onun üstünde aslında bir tane daha destek var ama biraz şöyle diyelim arkadaşlar. Şurası aslında bir destek olarak 4.73 bir desteğimiz var. Akabinde arkadaşlar bir tane de 3.97 desteğimiz var gibi gözüküyor. Burada ya destekler birbirine uzak, ara destekleri kendi oluşturana kadar en yakın desteklerimizi bu şekilde söyleyebiliriz. Bunun dışına baktığımız zaman arkadaşlar başka Ichimoku Bollinger ve Hacim Ok'la değerlendirmeye başlayalım. Ichimoku butonuna baktığımız zaman yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok.
Yani kısa vadeli olarak baktığımız zaman da tabii orta vadeli biliyorum. Kısa vadeli olarak baktığımız zaman da yukarı yönlü bir Ichimoku bulutu ve yukarı yönlü üst sınırı Ichimoku bulutunun üst sınırı arkadaşlar ikisi de hem alt sınırı hem üst sınırı ikisi de yukarı yönlü olduğu için yükseliş trendi önümüzdeki günlerde devam etme olasılığı var. Yani fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket ağır basacak gibi duruyor. Niye göre söz bunu? Ichimoku bulutunun ağız kısmı zaten orta vadeli de mevcut yükseliş trendinin devam edebileceği görüntüsü karşımıza çıkarıyor. Bunun için bakacağımız bir şey var mı arkadaşlar? Evet, Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandı bize ne diyor? Bollinger bandının orta noktası arkadaşlar 4.26. Fiyatımıza baktığımız zaman 4 5.15 oldukça %20 gibi üzerinde arkadaşlar. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerini destekleyen çok rahatlıkla bahsedebiliriz. Yani dedik Ichimoku'da Bollinger bandı yükselişlerini destekliyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar şurada. Mevcut duruma baktığımız zaman yukarı doğru bir hareket Bollinger bandının üstüne doğru bir hareket sert bir düzeltmeyi meydana getirebilir. Dikkatli olmakta fayda vardır diye söyleyelim. Ve gelelim hacme arkadaşlar. Bakın hacmin yükselişe başlamadan önce ortalama 14 milyon lot hacim varken en son gele gele 8 milyona kadar gelmiş ama fiyat yukarı çıkıyor, hacim aşağı düşüyor. Bu da bizim için olumsuzluk olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar diğer bir hisseye Can 2 Termik AŞ Cant arkadaşlar. Cant'i de en son 30 Ekim'de değerlendirmişiz. Peki 30 Ekim'den beri neler olmuş? Şöyle bir kontrol edelim. İlk önce bir 30 Ekim bulmaya çalışalım ki 28 Ekim'e tekabül ediyor. O da tam neresi arkadaşlar? O da tam burası. Baktığımız zaman kırmızı muz. Burada bir direncimiz varmış. Bu direncimiz zar zor geçirmiş. Ondan sonra hızlı bir şekilde tekrar yukarı atıp tekrar bu direncin altına gelmiş ve nereye denk gelmiş? Siyah tren çizgisine arkadaşlar denk gelmiş gibi duruyor. Görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Şimdi burada ilk önce mevcut dirençleri ve destekleri bir güncelleyelim. Nedir, ne değildir diye. Hatta şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Evet. Mevcut direncimiz arkadaşlar şu aşamada baktığımız zaman kaç olacak? 180.82. Destek olarak da karşımıza kaç çıkacak? Hemen yeni bir desteğimiz. Şuraya bakalım. Desteğimizde 144.08 mevcut destek olarak karşımıza çıkıyor. Alta baktığımız zaman 120 desteğe, bir daha alta baktığımız zaman da 109 desteğe mevcut gözüküyor arkadaşlar. Şunları da silelim, biraz rahatlatalım buraya. Görüntü bu şekilde karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz. Genel görüntü bu. Şimdi bunun için arkadaşlar nelere bakabiliriz? Hemen şöyle baktığımız zaman siyah trend desteği bizim için arkadaşlar oldukça sağlam bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Hatta bunu daha önce kaydırmış mıyız? Evet, biraz şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle bir görüntü şu dip noktasıyla şuraya baktığımız zaman arkadaşlar aslında yani mevcut yükselini kırmış arkadaşlar. Bakın mevcut yükselini kırmış gibi gözüküyor. Esas burada desteğimiz tabii 145 olarak karşımıza çıktı şu aşamada. Aşağı doğru arkadaşlar mevcut trendi kırmış gibi gözüküyor. Bu da bizim için sıkıntı olma ihtimali var gözüküyor şu aşamada. Yani dirençlerimi söyleyelim. 180 desteğimiz 144, 120 ve 109 olarak da ve akabinde en aşağıda 77 olarak karşımıza çıktı dedikten sonra hemen Ichimoku, Bollinger Hacim olarak değerlendirmeye başlayalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıktı. Peki alt ve üst sınırına baktığımız zaman alt sınır yatay hareket etmek istiyor. Üst sınırına baktığımız zaman yatay hareket etmek istiyor. O zaman diyeceğimiz arkadaşlar kısa vadede yatay hareket görme ihtimalimiz oldukça ağır basıyor. Bizim için olumlu. Neden olumlu arkadaşlar? Düşmedikten sonra bizim için olumlu olarak düşünebilirsiniz bunu. Mesela para kaybetmek kötü. Evet, yatay gitmesi daha iyidir para kaybetmekten. Bu yüzden arkadaşlar olumlu olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Ve gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 151. Bizim fiyatımıza baktığımız zaman 145. Bu da bizim için olumlu diyemeyeceğimiz bir durum değil. Neden? Şimdi şöyle anlatalım arkadaşlar. Bakın Bollinger Band'ın orta noktası şu siyahlı kırmızı ince bir çizgimiz var. Bunun üzerinde kapatması bizim için iyiyken şu anda fiyat olarak bunun altında kapatmış. Çünkü orta nokta 151, fiyatımız 145. Otomatikte ne diyeceğiz? Yükseliş trendini desteklemiyor diyeceğiz. Neden? Altında kapatılmış. Peki ne? Bir çizginin altında kapatmış da ne olmuş? Diyebilirsiniz arkadaşlar. O çizgi aslında 20 günlük bir hareketli ortalama. Yani yeri geldiğinde iyi bir destek, yeri geldiğinde iyi bir direnç. Yani basit bir çizgi değil arkadaşlar. Bu yüzden bizim için bunun altında kapatması ve üstünde kapatması bizim için farklı yorumlara sebep oluyor. Ichimoku bulutu olumluyken Bollinger Band'ı olumsuz diyebileceğiz. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar hacimde bir düşüş var belirgin bir şekilde. Bakın yükselişe başladığı bölgelerde hacim 1 milyon 900 bin notken arkadaşlar yükselişinin en sona kaça kadar düşmüş? 487 bine. Yani hacim arkadaşlar düşmeye devam ederken yükseliş devam ediyor. Yükseliş devam ediyor doğru. Ama bir yerde arkadaşlar takılır haberiniz olsun. Yani burası riskli bölge olarak karşımıza çıkıyor. Dikkatli olmakta fayda vardır diye söylüyorum. Evet, Ichimoku bulutu olumluyken diğer iki tane hacim ve Bollinger olumsuzlar karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebilirsin.
Ve gelelim arkadaşlar Dagi'ye. Dagi'de en son neyi tanıtmışız? En son ne zaman tanıtmışız? Pardon. Dagi'ye baktığımız zaman 30 Ekim'de tanıtmışız arkadaşlar. 30 Ekim'den beri neler olmuş? Şöyle bir kontrol edelim. Tabii bu 29 Ekim'e denk gelecek. 28 Ekim pardon. Kırmızı bir mumumuz varmış arkadaşlar. Kırmızı mumumuzun sol tarafına baktım. Sol taraftan gelen bir çanağımız var. Çanaktan arkadaşlar gayet de güzel bir elektrik almış. Burada iyi bir direnç olarak bunu karşılamış. Ondan sonra baktığımız zaman arkadaşlar yukarı doğru hareket devam etmeye karar vermiş. Şimdi bunun gidebileceği yerler neresi arkadaşlar? Bir defa 6.90 bizim mevcut hedefimiz ve direncimiz. Diğer bir direncimiz de arkadaşlar ve hedefimiz olarak karşımıza çıkan 9.67'yi denk getirebilirsem, evet 9.70 diyelim. Burası da arkadaşlar bizim için direnç pozisyonu görecek olan yerler. Şimdi bunun dışına bakacağımız neler var? Mevcut çanağımız artık bittiği için bunu da silelim. Mevcut duruma göre baktığımız zaman da şurada bir tane arkadaşlar da şu yazıyı gizleyelim arkadaşlar da burada şimdi elimiz ayağımıza dolaşacak bu. Mevcut direnci arkadaşlar 6.30 yükselemediği bölge olarak karşımıza çıkıyor. Destek olarak da arkadaşlar şu desteği biraz aşağı çekmemiz lazım. Desteğimiz de şu şekilde karşımıza çıksın. Güncelleyelim desteğimizi. 4.91 desteğimiz var. Şunu biraz yukarı alalım. Burası çünkü biraz şey olmuş. Evet tam da şöyle evet. 4.91 4.66 bizim için destek. Aşağıda aslında yakın vardı iki tane güzel desteğimiz var. Bir tanesi şu arkadaşlar 5.63. Neyse destekleri bir daha söyleyelim. 5.63, 4.91 ve 4.66 bizim için destek konumunda gözüküyor şu aşamada. Başka geçmişten gelen neyimiz var? Geçmişten gelen bir trendimiz var. Bu trende kadar arkadaşlar olası bir gevşemede, bu trende kadar gevşeme ihtimali de daha sigorta görevini gözüküyor. Şu gösteriyor şu aşamada. Hatta şu trende arkadaşlar şöyle mevcut şurada göre yaptık ama artık yeni bir tanesi şu kadar. Şurası da başımıza geldiği gibi gözüküyor. Şimdi bunları yaptıktan sonra hemen arkadaşlar Ichimoku, Bollinger ve Hacı Murat'ı değerlendirmeye çalışalım. Şimdi Ichimoku bulutu olarak baktığımız zaman arkadaşlar ne gözüküyor? İçime komutu baktığımız zaman arkadaşlar yeşil yeşil olması bizim için olumlu. Yani herhangi bir sıkıntımız yok. Burası yükseliş trendi destekler vaziyette gözüküyor. Ağız kısmına baktığımız zaman yukarı yönlü bir hareket. Üst tarafa baktığımız zaman da yukarı yönlü bir hareket. Kısa vadede yukarı yönlü bir hareket görme ihtimalimiz var. Neye göre? İçime komutuna göre. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 5.46 arkadaşlar. Fiyatımız kaç? 6.04. Yaklaşık %10 üzerine kapatmış. Bu bizim için olumlu. Burada dikkat etmemiz gereken üzerine basa basa söylüyorum arkadaşlar. Bollinger bandının çok üzerine seyretmesi biraz fiyatın şişik olduğunu gösteriyor. Ya düzeltmenin biraz sert olma ihtimali karşımıza çıkarıyor arkadaşlar. Olumlu mu arkadaşlar? Evet olumlu ama dikkat edilmesi gereken bir durum olarak karşımıza duruyor. Ve gelelim hacime. Hacim bizim için ne diyor? Şimdi bakın yükselişin şu bölgeden başladığını düşünürsek eğer son yükselişin. Baktığımız zaman arkadaşlar hacim kaçmış? 3 milyon 500 bin notmuş. Ondan sonra yükselişin tepe noktasına 4 milyon 400'e çıkmış. Bir sonraki tepe noktasına baktığımız zaman 5 milyon 300. Yani hacim arkadaşlar yükseliş trendine destekler vaziyette karşımıza çıkıyor ama şuradan itibaren hafiften bir yorgunluk belirtisi de ister istemez var gibi gözüküyor arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Yani yükseliş trendi için aslında nötr diyebileceğimiz bir durum. Baktığımız zaman bakın şurası en fazla 9 milyon not olan yer. Ondan sonra burada 4 milyon düşüyor arkadaşlar. Yani mevcut durumda bir yorgunluk belirtisi olarak karşımıza çıkan bir hacim var diyebiliriz. Ichimoku bulutu olumlu, Bollinger olumlu mu? Hacim yorgunluk belirtisi gösteriyor diye rahatlıkla söyleyelim. Ve gelelim arkadaşlar Delimot konfeksiyon ayakkabıya. Delimot konfeksiyonu en son 30 Ekim'de değerlendirmişiz. Peki 30 Ekim'den beri neler olmuş? Şöyle bir kontrol edelim. İlk önce 30 Ekim'i bulmaya çalışalım. Ondan sonra gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 28 evet arkadaşlar tam şuradaki kırmızı mumdan biz bir direnç ve destek belirlemişiz. Direncimiz 9.38, desteğimiz 8.46. Evet baktığımız zaman arkadaşlar geldikten sonra şurada bir desteği yoklamış, bir daha desteği yoklamış, sonra direnci tınlamamış, yukarı doğru gitmiş. Aslında direnci şurada iyi bir çalıştırmış ama artık mevcut direncimiz ne oldu? Mevcut direncimiz arkadaşlar yükselemediği bölge 10.97, desteğimiz arkadaşlar düşemediği bölge 8.29, altında 7.63 diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Çanaktan gelen durumlarda arkadaşlar bir defa bunları silelim artık burası da işimiz bitti. Ve bir tane daha destek yapmak istersek diğer bir desteğimiz arkadaşlar 7.22 olarak karşımıza çıktı. Burada aslında basit bir kanal içerisinde gitmeye çalışıyor. Bu kanal arkadaşlar bizim için gayet de güzel diye düşünebiliriz. Burası da herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi kanalın alt sınırı belli, üst sınırı belli. Ola ki bugün arkadaşlar üst sınırına geçmek isterse bu bizim de direncimiz de sayılabilecek bölge. Ve baktığımız zaman arkadaşlar aslında şuradan devamıymış gibi duruyor. Baktığımız zaman 12.73'te arkadaşlar bizim için bir direnç bugün itibariyle karşımıza çıkıyor gibi gözüküyor.
Şimdi kanalın alt sınırına baktığımız zaman bugün itibariyle alt sınırında 8.99. Aslında 8.90 yani 9 ile 12.73 arası oldukça geniş bir bant aralığı gibi gözükebilir. Burada takip edilecek. Az önce direnç ve destekleri saydık. Bunlar da takip edilecek bölge olarak karşımızda duruyor. Hemen Ichimoku, Bollinger hacim noktaya değerlendirmemizi yapalım. Şimdi Ichimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza durdu. Baktığımız zaman bu orta vadeli bir yorumdu. Kısa vadeli bir yorum olarak baktığımız zaman alt sınırımız Ichimoku bulutunun uç kısmının alt sınırı yukarı yönlü. Üst sınırımızda yukarı yönlü bir hareket gösteriyor. O zaman kısa vadede yukarı yönlü bir hareket görme ihtimalimiz oldukça fazla diye düşünebiliriz. Olumlu mu arkadaşlar? Evet olumlu. Yükseliş trendini desteklediğini buradan da rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar bakalım Bollinger bandına. Bollinger bandı bizim için ne diyor? Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası arkadaşlar 9.04. Peki 9.04 de bizimki ne arkadaşlar? Bizimki baktığımız zaman 10.40. Yani şurası 9.04. Yaklaşık arkadaşlar %15 gibi yukarıda kapatmış. Bakın şu siyahlı çizgi bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bunun için arkadaşlar başka nelere görebiliriz? Şimdi Bollinger bandının üstüne çıkmış. Bakın burası biraz tehlikeli olmaya başlamış. Yani bağımsız bir mum yakmış arkadaşlar. Bunun düzeltmesi sert olma ihtimali oldukça fazla. Bu takip edilmesi gereken bir bölge olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunun üzerine çok fazla takılması bizi sıkıntıya sokma ihtimali olabilir. Olumlu mu arkadaşlar? Evet olumlu üzerine takılması ama bu olumluluk mevcut düzeltme yapmayacak anlamına gelmiyor. Trend olumluluğu arkadaşlar. Yani yükseliş trendini destekliyor. Ama yükseliş trendine test edişi olasılığını da arttırıyor haberiniz olsun. Bunu da takip etmekte fayda var. Ichimoku Bollinger olumlu diyelim. Ve gelelim arkadaşlar hacme. Şimdi hacim arkadaşlar gayet de yükseliş trendini destekliyor. Bakın şurasının dip noktası olduğunu düşünürsek son yükselişten önceki. Burada arkadaşlar hacim 1 milyon 300 bin notken ondan sonra baktığımız zaman 3 milyon 400 bin en son aşamada baktığımız zaman 3 milyon 600 bine kadar çıkmış. Yani fiyat yükselirken arkadaşlar hacim de yükselmesi bizim için olumlu yükseliş trendini desteklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman Ichimoku Bollinger hacim yükseliş trendini destekliyor. Ama Bollinger bandına dikkat etmekte fayda vardır diye söyleyelim. Ve gelelim arkadaşlar Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı en son ne zaman tanıtmışız? Baktığımız zaman arkadaşlar 30 Ekim'de tanıtmışız. Peki 30 Ekim'den beri neler olmuş? Şöyle bir kontrol edelim. Şimdi 30 Ekim tam olarak neresi arkadaşlar? 28 Ekim'in olduğu bölge, yani Cumhuriyet Bayramı'nın arefesi. 30 Ekim çünkü tatildi, 29 Ekim'de tatildi. 28 Ekim tam da neresi arkadaşlar? En son şurada tanıtmışız. Bakın şuradaki küçük bir tane mumumuz var arkadaşlar, barımız var. Burada direncimiz belli, 3.32 çanaktan gelen, sol çanağın sol tarafından gelen ve desteğimiz de 3.09. Şimdi bunlar artık bizim işimiz bitti mi? Bitti. Bunlar artık güncelleme safhası geldi. Şimdi ilk önce arkadaşlar çanaktan kaynaklanan bir direncimiz ve hedefimiz var mı? İlk hedefimiz Fibonacci'nin 1.61 seviyesi olan 4.60 değerimiz. Ve ikincisi arkadaşlar Fibonacci 2.61 seviyesi olan 6.15 liralık hedefimiz karşımıza çıktı. Burada bir de kendini yükselemediği bölge olarak karşımıza çıkan durum var. Orası da kaçmış şu anda? Hemen şöyle bakalım. 4.27 ama bulabilecek bizi mouse'un verecek mi? Evet 4.27 arkadaşlar bizim için direnç olarak karşımıza çıktı. Destek olarak da yakın destek olarak baktığımız zaman 3.76 ve akabinde arkadaşlar şunu da hemen şöyle kaydıralım. Bir tane desteğimiz var 3.25 ve daha da yukarıda bir desteğimiz var mı? Evet şurası da arkadaşlar 3.07 bizim için destek konumunda olan yerler. Şimdi burada başka bakacağımız yer var mı? Trendimize bakalım. Trendimiz arkadaşlar gayet de yukarıda. Artık bu trendleri işimiz bitti diye düşünebiliriz. Yani genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı arkadaşlar. Yani neyse bu trend çizgisi elimizin altında bulunsun diye söyleyelim. Hemen gelelim arkadaşlar. Ichimoku Bollinger ve hacim olarak değerlendirmemize de yapalım. Trend desteğimizi çizdik. Desteklerimizi çizdik. Fibonacci'mize bastık. Ichimoku'ya bakalım. Ichimoku'ya baktığımız zaman arkadaşlar yeşil yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza durduğundan rahatlıkla bahsedebiliriz. Peki kısa vadeli olarak baktığımız zaman ne gözüküyor? Bu orta vadeli bir yorumda az önce yaptığımız kısa vadeli olarak baktığımız zaman yukarı yönlü bir Ichimoku bulutu. Gayet olumlu. Alt sınırı üst tarafı da yukarı doğru yönlü arkadaşlar. İkisi de olumlu. Yükseliş trendini desteklenen rahatlıkla bahsedebiliriz. O zaman ne diyeceğiz? Ichimoku bulutu yukarı yönlü bir hareketli olarak gösteriyor bize kendini. Ve gelelim arkadaşlar Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 3.52. Fiyatımıza baktığımız zaman arkadaşlar 4.24. Yani 3.52 şu siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun üzerine kapatması bizim için olumlu ve yükseliş trendini destekliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu yönden de olumlu olarak karşımıza durdu diyebiliriz. Ichimoku bulutu da Bollinger bandı da olumlu arkadaşlar. Ama burada dikkat etmemiz gereken şurası, eğer burası arkadaşlar çok fazla yukarıya çıkarsa
bizim için sıkıntı olma ihtimali var. Bakın çok burun gel bandının dışına çok fazla çıkmış ve ister istemez sert bir düzeltmeyi de beraberinde getirebilir ki bu çekilme genelde burun gel bandının orta noktasına kadar oluyor arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda vardır diye düşünüyorum ki burun gel bandının orta noktası şu anda 3.52. Netice olumlu mu arkadaşlar? Evet, içim okuda burun geldi. Olumlu dedikten sonra hacme bakalım. Hacimde arkadaşlar yükseliş trendini gayet güzel bir şekilde destekliyor. Dip noktasına baktığımız zaman 2 milyon 200 bin not. Tepe noktasına baktığımız zaman 20 milyon not arkadaşlar. 10 kat arttırmış. Bizim aradığımızda zaten artmasıydı. Bu da yükseliş trendini destekliyor. Hacim de onaylıyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.